Bu dersimizde 36. fiyonun sonundaki mantık testlerini çözüyoruz. Birinci sorumuz şöyle. Hangisi bir önermedir demiş. Önerme neydi? Kesin hüküm belirten doğru ya da yanlış ifadelerdir. Mesela bakın İtalya Avrupa kıtasındadır. Buradaki ifade Afrika kıtasında olsa yine bir önermeydi. Çünkü kesin bir hüküm belirtiyor. Neden gelmedin? Bir soru cümlesidir. Bu bir önerme değildir. Bir hafta yedi gündür yine bir önermedir. Ah nerede o eski bayramlar? Yine burada bir kesin hüküm belirtmediği için önerme değildir. Yalnızca 1 ve 3 önermedir. P, R ve S önermelerinin sırasıyla doğruluk değerlerini yazalım. Burada arkadaşlar işlem önceliği var. İşlem önceliği bölmededir. Bölmeyi yapıyoruz. 3 artı 12 bölü 3'ten 4 eşittir 7. Burada ne demiş? 5 demiş. Demek ki P önermemiz yanlıştır. Yani 0. En küçük asal sayı 2'dir. Asal sayılar nedir? Sadece 1'e ve kendine bölünebilen sayılardır. B0, R1 bunlar gitti, gitti. Sadece A ve C kaldı. İki basamaklı en büyük tam sayı 99'dur. Rakamları farklı dememiş. O zaman S önermemiz de doğrudur. 0, 1, 1 cevabımız Adana. Öncelikle parantez işlerine bakıyoruz. Burada Q veya 1 veya bağlacında bir tanesi 1 olsa sonuç 1 yapardı. Burası 1, 1 ve 1. Köşeli parantezin içinde çarpma ifadesi gibi düşünürsek bir kere birden 1 kere 1'den 1. Şuradaki parantezi bakalım. Veya toplama gibiydi. P artı 0 gibi düşün. Burası da P'dir. Aradaki ifademiz de V. V de nedir? Çarpma gibi düşünebilirsiniz. P çarpı 1. P gibi yapabiliriz. Hangisi yanlıştır? E şıkkına bakarsanız P'ye bir verdiğimizde 1 veya 0 ya da P'ye 0 verdiğimizde 0 sıfır veya 0'ın değil bir. Her iki durumda da sonuç bir olacağı için E şıkkımız yanlıştır. Bakın arada V bağlacı var ve sonuç 1. Bu sadece ikisinin de 1 olma durumunda geçerlidir. Demek ki P ve Q eşittir 1, denktir 1, R denktir 1. E burada ne demiştik? 1 olması için her ikisi de 1 olmalı. P denktir 1, Q 1, R de 1. Üçünün de 1 olması durumu var. Sonuçta hangisinin sonucu 0 olacaktır diyor. A şıkkına bakalım. 1 veya 1. B şıkkı 1 ve 1. C şıkkı birin değili sıfırdır. Sıfır veya bir. Denizli şıkkımız bir veya birin değili. O da eşittir. Birin değili. O da sıfırdır. Cevabımız demek ki D seçeneği. Burada her ikisinde de bakın neler ortak. P'nin değili ortak. P'nin değili veya Q. Diğerinde de şöyle V yapacağız. Bunları yerlerini değiştirebiliriz. Çünkü veya da değişme özelliğimiz var demiştik. Şimdi bakın arkadaşlar burada P'nin değil veya P'nin değil veya bunlar ortak. Bunlar biz ortak çarpan parantezi gibi düşünürsek. Şunları siliyorum. Siliyorum her ikisinde de ortak olarak bir parantezi yazacağım. Geriye kalan ne var? Q var. Sonra arada V bağlacımız var. Burada da Q'nun değilini görüyoruz. Burası nedir? Sıfır olacak. Sıfır veya P'nin değili veya da nedir? Bir toplama ifadesi gibi düşünürseniz toplama işlemi gibi burası P'nin değilidir. P ve Q 1'dir. Az önce bahsetmiştik her ikisi de 1 olması gerekiyor. P 1, Q da 1. Burası veya bağlacında sonucun 0 olduğu tek durum 0 0 durumu. P yerine 1 yazdığımız zaman 0 veya R eşittir 0. Demek ki burada R'nin doğruluk değeri de 0 olmalı. Burada şurada uzun bir bileşik önermemiz var. Yerine yazalım verilerimizi yazalım. 1 veya 0'ın değili köşeli parantez ve Q'nun değili 1'in değili ya da R. 1'in değili 0'dır. 0 sıfır ya da 0 ya da da ikisi de aynı olursa sonuç 0 oluyordu. Sonrasında şurada bakın 0'ın değili 1'dir. Burası 1 veya 1 oldu yani 1 yapar. Şuraya da 1 yazalım. 1 ve 1 denktir diyelim. Parantez içinde yapıyorum. Bir kere bir birden. Burası birdir. 1 bir ve 1, 1 ve sıfır eşittir. Çarpmadan sıfır. Hangisi sıfır olacak? Biz şimdi bunu arıyoruz. D seçeneğine bakarsanız burada P yerine bir yazdığımızda ya da R yerine de sıfır yazdığımız zaman birin değil 0, sıfır, sıfır. ya da sıfır ikisi de aynı olduğu için sıfır yapar. Biz bakın burada sıfır bulmuştuk. sıfırı veren tek seçenek D seçeneğidir. Diğer seçenekleri de deneyebilirsiniz. V bağlacı sonuç 1. O zaman her ikisi de 1. P'nin değili 1'dir. Q da 1'e denktir. Burada P eşittir 0. Q eşittir 1. Burada P yerine 0 yazarsak 0 ya da R eşittir 0. Neydi az önce söylemiştik? R yerine 0 yazarsak burada 0 ya da 0 eşittir 0 olacaktır. Demek ki P 0, Q 1, R de 0'dır. 0, 1, 0 cevabımız B seçeneği. Sembolik mantık ve kümeler arasındaki ilişkiyi ifade edenlerden hangisi yanlıştır? Bakın şunu birazcık erittiğimiz zaman, ütü yaptığımız zaman kesişime benziyor. V ile kesişim. V'yi bakın biraz esnettiğiniz zaman neye benziyor? U'ya benziyor. Bunları daha önceki dersimizde anlatmıştık. 0 dediğimiz boş küme ile bir de evrensel küme ile özdeştir. Ancak E seçeneğinde P'nin değil arkadaşlar burada eşit değildir diyor. Bu yanlıştır. Burada yine eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Burada P, P'nin değil, buradaki V'ye ne yapmış? Birleşim yapmış. Bir yerine E yazmış. Burası doğrudur. V'yi kesişim yapmış. Sıfır yerine de boş küme. Bu da doğrudur. Buradaki veya'ları U yapmış birleşim. V'leri de kesişim yapmış. Bu ifade de doğru. D seçeneğinde V yerine kesişim yapmış. Değilleri yine tümleyen olarak kalmış. Veya yerine birleşim yazılmış. Bu da doğrudur. Ancak E seçeneğine bakarsanız ya da bağlacı farkla aynı anlama gelmez. Cevabımız E şıkkı. P ve Q. P ve Q'nun değili. Bakın P V'ler ortak. P V'leri ortak paranteze alırsak şunları da sildiğimiz zaman geriye Q veya Q'nun değili kaldı. Köşeli parantezin dışındaki değili unutmuyoruz. Burası nedir? 1'dir. P ve 1'in değilini arıyoruz. P çarpı 1'den P gibi düşünürsek dışarıdaki değil de yazdığımız zaman cevabımız P'nin değil olacaktır. R ve R veya S'nin değilinin değili dışında bir tane daha var. Arkadaşlar dışında bir tane daha değili var. Öncelikle parantez içindekini yapalım. Burada demorgun yapacağız. Çünkü nedir? iki tane ifade var. Aralarında ve veya bunlar olduğu zaman ne yapıyorduk? İçerideki ifadeleri ters çeviriyorduk. R'yi R'nin değili, S'nin değilini de S yapıyorduk. Sonra köşeli parantezimizi yazıyoruz. İçeride iki tane V var. Biz bunları şöyle yazalım. R ve R'nin değili ve S şeklinde yazabiliriz. Sonra değilimiz var. Burası R ve R'nin değili. Birisi 1, bir, birisi 0 gibi bir durum var. Burası 0 olacaktır. 0 ve S Burası yine 0 olacak. Buradan 0'ın değili diyoruz. O da eşittir 1 yapar. Burada yine De yapacağız. De Morgan olduğu için burada P'nin değili P'ye dönüyor veya V'ye dönüyor. Q'muz Q'nun değili oluyor. Sonrasında yine bir Q'nun değili var. Sonrasında şurada P veya R'nin değili var. Bunu da P'nin değili ve R şeklinde değiştireceğiz. Burada iki defa yazmaya gerek yok. Bunu P ve Q'nun değili olarak ifade edebiliriz ve P'nin değili ve R şeklinde yazacağız. Yine bakın hepsi V olduğu için bunları şöyle açabilirsiniz. Birleşme özelliğinden faydalanacağım. Sonrasında yerlerini değiştirebiliriz. P ve P'nin değili. Şu ikisini yer değiştiriyorum. Q'nun değili ve R. Burası 0. Tıpkı yutan eleman olayındaki gibi 0 ve Q'nun değili ve R. 0 çarpma gibi düşünürseniz burayı sonucumuz ne yapar? Sıfır yapar. Aşık. Gelelim konu testi 2'ye. P ise Q ve P ve Q'nun değili. P ise Q'yu kuralımızı hatırlayın. P'nin değili veya Q şeklinde veya'ya çeviriyorduk. Ve burada da dem organımız var. P'nin değili veya Q'nun değili. Bakın her ikisinde de P'nin değilleri ve veya'lar ortaktır. Şunlar ortak. Bunları yazıyorum. Sonrasında veya ile yazıyorum. Parantez içerisinde de şunları sildikten sonra silin arkadaşlar daha rahat görürsünüz. Q'yu bir de Q'nun değilini yazıyorum. Burası sıfır gelecektir. P'nin değili veya sıfır. Toplamada sıfırın etkisi yok deyip sonuç P'nin değildir diyebilirsiniz. İse bağlacı var. İse bağlacında sonucun sıfır olması için 100 kuralı vardı. Sadece 1 ve sıfır olduğu zaman. Bakın ilk önermemiz P'miz demek ki 1 olmalı. Şu parantez içindeki ikinci ifademiz de 0 olmalı. Veya bağlacının 0 olmasının tek şartı ikisinin de 0 olmasıydı. Q'muz 0, R'nin değili 0. Demek ki R de buradan 1'dir. Q 0'dır. P de 1'dir. Hangisi gerektirmedir? Koşullu önermede gerektirme olması için sonucu neye eşit olması gerekiyordu? 1 olması. Yani biz 1 olan seçeneği arıyoruz. Mesela A şıkkına bakarsanız 1 0 0'da C B şıkkı yine aynı şekilde. C şıkkına bakarsanız 0'ın değili ise 1'in değili ya da buradan 1'in 0'ı 100 kurallarına 0 3 şıkta gitti. E şıkkına bakarsanız Q'nun değili 0'ın değeri buradan 1'dir. 1 bir ise 1 eşittir 1 olacaktır. Gerektirimi olan seçerek E'dir. Önermenin değilini arıyoruz. Bu şu nedir? Herdir. Her'in tersi şu en az ya da bazı diye gösterdiğimiz ifadeler. Bunları eledim. Burada küçük eşittir, büyük eşittir muhabbeti var. Büyük eşittirin tersi de küçük eşittir değildir. Küçüktür arkadaşlar. Yani her ikisini birleştirdiğimiz zaman C şıkkı olacaktır. Bazı gerçek sayıların mutlak değeri kendisine eşittir. Bunun değilini arıyoruz. Bazının değili herdir. Bunları eledim. Bazılar gitti. Her kaldı eşittir. Eşitlerin değil de nedir? Büyüktür falan değil. Eşit değildir şeklinde yazılacak. Deniz iyi bir öğrenci ise deniz ödevlerini yapar. Bunun karşı tersini arıyoruz. Karşıt dediği zaman bunların yerleri değişecek. Şu iki cümlenin yeri değişecek. Yani deniz ödevlerini yaparsa deniz iyi bir öğrencidir. Tersi dediği için deniz ödevlerini yaparsa değil de yapmazsa iyi bir öğrencidir değil de iyi bir öğrenci değildir şeklinde bunları hem yerini değiştiriyoruz hem de olumsuzunu yazıyoruz. Karşıtı yanlışsa yani bunun karşıtı dediğimiz şu iki önermenin yerleri değiştiği zaman bunun sonucu sıfır ise neydi? 1 ise sıfır denktir sıfır. Demek ki Q'muz buradan 1'dir. Şu ifade de P ve R'nin değili de P veya R'nin değil de sıfır olmalı. Veya bağlacında sıfır olması için baştaki P ve R'nin değili sıfır olmalı. R'nin değeri de 0 ise R'de 1. P'de 0. Q'da 1. Yani 0, 1, 1 olacak şekilde sıralanabilir. Açık önerme verilmiş. Burada bakın doğal sayılardan pozitif olanları X'in elemanlarıdır diyor. Şu ifadede hangi sayı değerlerini yazabiliriz bakalım. Eksi 1'i diğer tarafa attığımız zaman artı 1 burası 50. 2'ye bölüyorduk hatırlayalım. X kare küçük eşittir 25. Karesi 25 olan doğal sayı 5. Daha küçük olan doğal sayılarımız da 3, 2, 1, 0 yazmıyorum. Çünkü burada n artı demiş. Yani sadece n'ler değil pozitif olanlar istiyoruz. Hepsini topladığımız zaman doğruluk değerlerinin toplamı 15 yapar. Bu önermenin değilini arıyoruz. Değili diyorsa arkadaşlar bu şöyle P veya Q gibi bir ifade. Bunun değilini arıyoruz. Demek ki P'nin değili ve Q'nun değili. Şu veyaları o zaman şunları eliyoruz. Sadece bir seçenek varmış. Bu gitti. Burada ne diyor? Her diyor. Her'in değil nedir? Bazı. Şu her olanları da eliyorum. Buradaki bazın değil de herdir. Yani A ya da C seçeneği. Şurada eşittir 3 var. Biz bunu eşit değildir yapacağız. Buradaki eşittir de gitti. Şuradaki büyük sıfırın tersi de küçük eşittir 0. İkisini birleştirirsem değilimiz A şıkkıdır. Önermesinin karşıt tersi. Öncelikle bunları bir yer değiştiriyorum. Her x eleman n pozitif virgül x küçük eşittir 5. Dışındaki değilleri unutmayın. Değili unutmuyoruz. Aynen yazdım ise bazı x eleman tam sayılar virgül mutlak değer x büyüktür x. Şu an ben ne yapmış oldum? Karşıtını aldım. Bu bizim ifademizin karşıtı. Bunu şimdi tersini alacağız. Tersini alırken de buradaki değili gidecek. Diğerine de bir değil ekleyeceğiz. Yani birincisinde her olacak. Şunlar elendi. Diğerinde de burada bazı var. Bazının değili herdir. Sonrasında büyük değili de küçük eşittir. X olacak şekilde. O zaman küçük eşittir olacağı için bu da gitti. Burada büyüktür demiş. Bu da gitti. Yani ikisinin birleşimi A seçeneği. Ancak ve ancak bağlacında ikisinin de aynı olmasını isteriz. Aynı olursa bir deriz ikisi birbirinden farklı olursa bu şekilde 0. Sonuç olarak 1 ise 0 ise bağlacında 100 kuralından 1 ise 0 denktir 1. Ne dedik? İse bağlacında 0 olması için P'miz 1, Q'muz da 0 olmalı. Şurada Q yerine 0 yazarsak 0 ancak ve ancak R'nin değili 1'dir. E, i̇kisi de aynı olmalı. Yani R'nin değili de burada bizim için 0 olmalı. Dolayısıyla R'miz 1 olmalı. R1 ise şurada 1'in değili 0 yazıyorum. 0 veya S eşittir 1. Burada arkadaşlar S'mizde ne olmalı? 1 olmalı. Bunları yerine yazdığımız zaman hangisinin doğruluk değeri 1 olacak? P yerine 1 ya da S yerine 1 yazdığımız zaman 0 çıkacak ya da da ikisi de aynı olmamalı. B şıkkında R'miz 1, Q'muz 0 yine 0 olacak. Burada P'miz 1, Q'muz 0'dı. 0'ın değili 1. Bir ancak ve ancak birden cevabımız bir gelir. Hangisi çelişkidir? Çelişki olması için sonucun bir değil de sıfır olması gerekir. Totoloji deseydi bir olacaktı. E şıkkına bakarsanız ancak ve ancak da ikisi de aynı olduğunda bir. ikisi birbirinin tersi olduğu zaman sonuç sıfır yani bir çelişki belirtir. Veya da ikisi de sıfır olmalı dedik. P'miz sıfır, Q'muz sıfır. Q0sa burada R ancak ve ancak sıfırın değili denktir 1. Buradan R de 1 olmalı deriz. P0, Q0, R de 1. Burada hangisinin değeri 1'dir diyor. Artık yerine yazacağız. P0sa burası sıfıra sıfırın değili 0 sıfır ve 1 burası sıfır. A şıkkı gitti. B şıkkında 1 ise sıfır veya sıfırın değili 0'ın değili 1'dir. Burası o zaman 1 ise şuraya 1 yazarsak 1 bir ise 1'den bunun cevabı 1 gelir. Burada neyi hatırlıyoruz? P ise Q ifadesini P'nin değili veya Q olarak veya'ya çevirebiliyorduk. Yani şu ifadeyi alıyorum. P'nin değili veya Q'nun değili olarak ifade ediyorum. Ve P ve Q. Burada P'nin değili veya Q'nun değili P ve Q'nun demorgundan değilidir. Ve P ve Q Parantez işlerine bakarsanız buna R derseniz R'nin değil veya V, R gibi bir durum var. İkisi birbirinden farklı. O zaman sonuç V'de nedir? 0 oluyor. X bir doğal sayıdır. X 2 ile tam bölünür, asaldır şeklinde ifadeler var. Yukarıda verilen ifadeyi sembolik mantık diliyle yazınız diyor. X bir doğal sayıdır ve X 2 ile tam bölünür. Yani burada P'den bahsetmiş, Q'dan bahsetmiş, araya V koyun demiş. V'yi bu şekilde ifade edelim. İse demiş. O zaman ise'yi yazıyorum. X asal değildir. Asaldır deseydi R derdim. Asal değildir dediği için buraya R'nin değili yazacağım. Hangi seçenekte var? P ve Q. Evet C şıkkında var. Eş bölmelere ayrılmış bir çarkımız var. Görüyorsunuz dönüş yönümüz saatin yönündedir. Zeynep yukarıdaki çarkı ok yönünde çevirmiş ve çark 155 bölmelik hareket etmiştir. Kaç tane bölmemiz var sayarsanız 6 farklı renk yani 6 farklı bölme var. Biz bunu 6'ya böldüğümüz zaman 25 defa çıkacak uzatmayalım. Kalanımız 5'tir. Yani tam bir tur atamıyor. En fazla bakın en sonunda ne kalıyor? 5 tane bölme. Şimdi biz bu tarafa doğru 5 bölme dönersek birincisinde mavi var. 2'de yeşil, 3 sarı, 4 turkuaz, e, turuncu, 5'te de, de pembe. Yani 5. bölmeye pembe bölmeye denk gelecek şıklarda böyle bir şey yok. İkisi de 1 olduğu zaman bunun 1'dir. İkisi de 0 olduğu zaman yine 1'dir. Yani aradığımız sonuç bileşik önerme olarak 1'e denk gelecektir. Tabloda komşu iki tane çember var. Araya şöyle veya'yı, ise'yi, ve'yi yapıyoruz. Aşağı bulduğumuz değeri yazıyoruz. Ben şimdi en alttan başlayacağım. Burada ya da bağlacımız var. Neydi bu? Ya da bağlacı. 1 ya da bilmem ne buraya ne yazarsak sonuç 0 olur ya da bağlacında ikisi de birbirinin aynısı ise sonuç sıfırdı. Demek ki burası 1. Şimdi burada 1 yazıyor. Yukarıda ve bağlacı var. Bu sadece 1 ve 1 olma durumundadır. Şimdi buraya bakalım. Bir üst satırdayız. 1 ancak ve ancak buraya ne yazarsam sonuç 1 olur. İkisi de aynı olursa 1 olur. Demek ki burası 1. Şurada ve bağlacımız var. Sonucun 1 olması için R ve S 1 olmalı. Bakın R ve S sırasıyla yazarsak sondaki 2 tanesi 1 olmalı. Gitti, 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 gitti. Cevabımız sadece C şıkkı kaldı zaten. Şakir, Necati, Remzi, Canan, Kadriye. Burada 5 arkadaşımız var. Herkes bir kağıda bir önerme yazıyor. Sonra birlikte doğruluk değerlerini buluyorlar. Yanlış olanlar eleniyor. Doğru olanlar bir üst tura çıkıyor. Bir üst tura çıkan, ikinci tura çıkan kaç kişi vardır? Yani hangileri doğrudur? Buraları düzgün okumamız gerekiyor. Her x doğal sayısı için x kare artı 1 sıfırdan büyüktür. x kare büyüktür eksi 1. Doğal sayılar sıfırdan başladığı için en küçük doğal sayı sıfır için bile karesi sıfırdır eksi birden büyüktür. Birinci ifade doğru. Şakir üst tura çıkıyor. Necati için bazı x reel sayılar için kök x elemanıdır r'dir. Buradaki kök 1, kök 2, kök 3 bir reel sayıdır. Ama her zaman doğru değildir. Her deseydi bu ifade yanlış olurdu. Mesela kök eksi 1 olsaydı reel bir sayı olmazdı. Karmaşık bir sayı olurdu. Necati de doğrudur. Remzi bazı x tam sayıları için x kare küçüktür bir şeklinde söylemiş. Mesela 0 için bunu sağlıyor. Bu da doğru. Canan diyor ki her x doğal sayısı için x kare 0'dan büyüktür. Hayır. x'e 0 verdiğimiz zaman 0'ın karesi 0'dır. Bunu sağlamıyor. Ancak üzerine n'nin üzerine artı koymuş olsaydı o zaman dediği doğruydu. Canan bir üst sıra çıkamıyor, eleniyor. Kadriye her x reel sayısı için bu ifadenin reel sayı olduğunu söylüyor. Ben hemen paydaya bakıyorum. Paydamız sıfır olabilir mi? Paydamız asla sıfır olamayacağı için bu tanımsız olamaz ve bulunan her sayı bir reel sayıdır. Yani kadriye de bir üst tura çıktı. Toplam ikinci tura çıkan kişi sayısı 4 kişi. Burada 1 ve 2 numaralı bölgelerin taralı olduğunu görüyoruz. Burada mesela 1 numaralı bölge A kesişim B'dir. Bunu bir sonraki dersimizde kümelerde göreceğiz. A kesişim B. Bu 2 numaralı bölge şuradaki büyük bölmedir arkadaşlar. A birleşim B'nin neyidir? Tümleyenidir. Dışında kalanlardır. Biz bunları şimdi P Q şeklinde yazalım. PQ şeklinde yazalım. Aradaki V'leri kesişim, veyaları birleşim olarak düşüneceğiz. Bu ikisini yan yana yazacağız. Böyle bir şıkkımız var mı? Bakın A şıkkında P veya Q'nun değili ile veya P ve Q şeklinde olacak. Peki burada siz neden veya veya arkadaşlar birleşim durumu yani 1 ve 2 numaralı iki tane durumun birleşimi olduğu için araya V değil de veya yazacağız. A şıkkıdır. Son testimize geldik. Burada akım, kamil ve hayri var. Her birine arkadaşlar kırmızı, mavi, sarı renkli 3 kalem veriliyor. P diyor ki akın mavi kalem benimdir diyor. Kamil sarı kalem benim değildir diyor. Hayri mavi kalem benim değildir diyor. Bu önermemiz doğru bir önermedir. P ve R ise Q'nun değili 1'dir. Demek ki burada herkeste 1 yani P'miz 1'dir. Şu ifade de 1'dir. R ise Q'nun değili 1'dir. Yani R ise Q'muz 0 olmalı ki değili 1 olsun. Daha doğrusu 1 olmalı ki sonuç 0 olsun. R ise Q'nun değili 1'dir. Şu şekilde söylüyoruz. 0 olması neydi? 1, 0, 0 da mümkün sadece. Demek ki R'miz 1, Q'muz da burada 0'dır. Yani burada ilk ifademiz doğru bir ifade. R'miz doğru, Q'muz da yanlış bir ifade. Akın mavi kalem benim derken doğru söylemiş. Akın'ınki demek ki mavi. Şu baştakiler mavi olacak. Sadece D ve E şıkkı kaldı. Kamil sarı kalem benim değil derken yalan söylemiş. Sarı kalem demek ki neyidir? Kamilindir. Bu da gitti. O zaman hayriye bakalım mı? Mavi kalem benim değil diyor. Doğru söylemiş. Mavi olmayacak. Burada kırmızı olacak. Sadece kırmızı geriye kaldı. Cevabımız E şıkkı. A, B, C birbirinden farklı ve sıfırdan farklı birer reel sayı. Burada şu ifadenin sonucu yanlıştır diyor. Sıfırdır. Veya da sıfır olması için P'miz sıfır olmalı. Q ve R'nin değili sıfır olmalı. Buradan Q ve R eşittir, denktir, 1 olmalı. Q'muz demek ki 1'dir. R'miz de 1'dir. Baştaki P'yi de buraya yazalım. P'miz de 0'dır. Bu ifade yanlış. Diğerleri doğru bir ifade. Bakın P önermesi yanlışsa A büyük sıfır değil. Gerçekte A küçük sıfırdır. Yani A'mız negatif olacak. İki şıkkı eliyoruz. A artı C sıfırsa A eşittir. Buradan eksi C olarak yazabiliriz. A negatifse C'miz buradan pozitif bir sayı çıkmalı. B şıkkını da ileriz. A artı B sıfırdan büyük bir değer olacak arkadaşlar. Demek ki her ikisi de A ve B'nin eksili sayılar olursa sonuç negatif olacaktır. Bu şıkkı da ileriz. Cevabımız E şıkkı gelir. Gelelim son sorumuza. İspat yöntemlerinden bahsetmiştik. Aksine örnek verme yöntemiyle ispat. Burayı okuyun arkadaşlar. İse bağlacı kullandığımız zaman genellikle bunu kullanırız. İspatlayamadığımız zaman aksine ters bir örnek veririz ve biz bu ifadenin doğru olup olmadığını ispatlamaya çalışırız. Şu ifade y x'i de, bölebiliyor demektir. Buna göre arkadaşlar x z'yi böler ve y z'yi böler şeklinde bir durum olduğu zaman x artı y z'yi de böler koşulunu sağlar şeklinde bir ifade vermiş. Önermenin yanlış olduğunu aksine örnek vererek ispat etmek istiyor. Yani bu şıkları biz tek tek deneyelim. Mesela a şıkkı x yerine 2 yazdığımız zaman 2 z'yi yani 12'yi böler mi? Evet. 4 12'yi böler mi? Evet. 2 4'ü toplayalım. 6 12'nin bir böleni midir? Böler mi? Evet. A şıkkı gitti. Peki 5 şıkkına bakalım. 2 6'yı böler mi? Çünkü x 2 z 6. 2 6'yı böler. Y'miz 3, 3 de 6'yı böler. Bu ikisinin toplamı 5. 5 6'yı böler ifadesi doğru mudur? Değildir. Bu şekilde cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Mantık konusu da bu kadar. Kümeler konusunun konu anlatımıyla arkadaşlar devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.